Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözüm videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonometri ile devam ediyoruz çünkü bitmeyeceğini söylemiştik. Uzun bir konuydu fakat artık bu videoyla trigonometriyi tamamlayacağız. İlk örneğimiz ABCD kare DC 3 tane EC'ye eşit. Yani şuraya A dersek DC 3A olacağı için buraya 2A kalır. AF eşittir F'de. Şimdi buraya A 2A dersem 3A. 3A bölü 2, 3A bölü 2 rasyonellikle uğraştıracak beni. O zaman 2 ile genişleteyim. Şuna 4A, şuna 2A diyelim. Şurası 3A, şurası da 3A olsun. Bitti. Benden istediği kotanjant alfa. Yani alfa açısının kotanjantı. Sevgili arkadaşlar, bu tarz sorularda verilen açı genişse ya da herhangi bir üçgen içerisinde sıkıştırılamıyorsa bulunabilecek iki açının toplamı veya farkı olarak yazmaya çalışalım. Ne demek istiyorum? Mesela bu alfa hangi iki açının toplamı? Şununla şunun toplamı. Ama bir işime yaramaz. Peki şuna alfa dersem ya da 180 eksi alfa dersem bu ve bu. Şimdi bir şeyler yakalıyorum. Bakın burası alfa ise aklıma ilk gelen şey şuraya 180 eksi alfa demek. 270 nereden geldiyse. 180 eksi alfa demek. Şuraya da hadi gelin beta diyelim. Şurası da ne olsun? Y olsun. Dikkat edin. Y eşittir beta artı 180 eksi alfa olacaktır. Doğru mu? O zaman ben 180 eksi alfayı bulmak için ya da alfayı bulmak için alfa eşittir beta artı 180 eksi y diyebilir miyim? Bu durumda kotanjant alfa kotanjant 180 artı beta eksi y olur mu? Kotanjant alfa kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Çünkü 180 diyoruz açıya. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti artıdır. Fonksiyon isim değiştirmez. Kotanjant beta eksi y'yi arıyorum. O zaman kotanjant alfa demek aslında kotanjant beta eksi y demektir. Tabii ben kotanjant beta eksi y'yi bulamam. Kotanjantın formülünü bilmiyorum. Ama tanjant beta eksi y'yi bulur. Ters çevirebilirim. O zaman tanjant beta eksi y. Neydi? Tan beta eksi tan y bölü 1 artı tan beta çarpı tan y. Tanjant beta 3a bölü 6a 1 bölü 2 eksi tanjant y 6a bölü 4a 3 bölü 2 bölü 1 artı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. Yukarısı eksi 2 bölü 2'den eksi 1. Aşağısı 1 artı 3 bölü 4 olacak. Eksi 1, 4, 3, 7 bölü 4. Yani eksi 4 bölü 7 olacaktır. Tanjant alfa diyelim biz buna. Ters çevirirsek kotanjantını bulmak için doğru cevap eksi 7 bölü 4 olacaktır. Öğretmenim efendim, işte ben bu alfa açısını şu ikisinin toplamı olarak düşündüm. Doğru. Öğretmenim efendim, ben bu alfa açısını şurasını 90 aldım ya da şurayı 90 aldım fark etmez. Şuraya A dedim, şuraya B dedim. A artı 90 artı B artı alfa 180 dedim, 360 dedim ve oradan 270 eksildim. Hiç fark etmez. Burada anlamanız gereken temel şey bu açıyı bir açı cinsinden yazmanız gerektiği. Devam edelim. Sinüs 21A, kosinüs 13B ise sinüs 56. Sinüs 56'nın A ve B cinsinden değeri. Öncelikle 56, 21, 13. Dikkat edin toplamları kaç yapıyor? 90 yapıyor. Püf noktayı yakaladık. Çünkü 34 burası, 56 burası. O zaman sinüs 56'yı buraya aktarmak için kosinüs 34 diyebilirim. Öyle değil mi? Çünkü sinüs 56 kosinüs 34'e eşittir. Toplamları 90 olduğundan. Şimdi kosinüs 34'ü 21 ve 13 cinsinden nasıl yazacağım? Kosinüs A artı B'nin formülü neydi? Kos A çarpı kos B eksi sin A çarpı sin B. O zaman ben bunu kosinüs 21 artı 13 desem. Bunu da özür diliyorum. Kos 21 çarpı kos 13 eksi sin 21 çarpı sin 13 olarak yazsam. Kos 21. Aa belli değilmiş. Ha ama sinüs 21 belli.
İlk önce 21 derecelik açıya ait üçgeni çizelim. Sinüs 21 a'ya eşit. Burası a, burası 1. O zaman burası kök içerisinde 1 eksi a kare. Güzel. O zaman cos 21'i tekrar düşünüyorum. 1 eksi a kare çarpı cos 13 b eksi sin 21 a sinüs 13. Bu sefer bu üçgen aynı şekli çizeceğiz. Bu sefer kosinüs b olduğu için sinüsü 1 eksi b kare olacaktır. O zaman b 1 eksi a kare eksi a 1 eksi b kare. B 1 eksi a kare eksi a 1 eksi b kare doğru cevap. E şıkkı olacaktır. Haydi devam. Öncelikle cos 4 eksi sin 4. Bunu gördüğünüz anda aklınıza şu gelsin lütfen. Cos kare x eksi sin kare x çarpı cos kare x artı sin kare x. Yani 2 kare farkı. Çünkü bunu yaparsanız burası 1 olur. Burası ise nedir? Kosinüs 2x. Bu yukarısı tabii ki. Şimdi aşağıya gelelim. Sinüs x bölü 2, kosinüs x bölü 2, kosinüs x mi var? Bunu da 2 ile çarpıp 2'ye bölün. Neden? Bakın 2 çarpı sinüs x bölü 2 kosinüs x bölü 2 sinüs yarım açı formülü değil midir? Yani şu kısım sinüs x'e eşittir. Sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2 var. Yine 2 ile çarpıp 2'ye bölün. 2 çarpı sinüs x kosinüs x sinüs 2x'tir. Paydada da 4 var. Ne kaldı? Yukarıda kosinüs 2x. Aynen kalsın. Sinüs 2x bölü 4'ü ters çevirip çarpalım. 4 bölü sinüs 2x. 4 tane cos 2x bölü sin 2x kotanjant 2x. Aradığım cevap olacaktır. Tabii cevap şıkları birbirine çok benziyor. Aman ha, doğru cevabı bulup da yanlış şıkkı işaretlemeyin, dikkat edin. ABC üçgen B ve C teğet noktaları 5, 12. AB 5'miş. BD 12. Burası 12. Şöyle diyelim. Tabii burası 5 ise bu arada bunlar T, DM noktaları olduğu için çemberlerden burası da 5'tir. Bu bir. İkincisi merkezden gelen DM noktası aynı zamanda teğet ve yarıçaptan gelen merkezden gelen doğruya dik olmak zorunda. Yani burası 90 derece. 5, 12 ise burası 13 olmak zorunda. Burası 8. Tabii burası 8 ama burası 8 diyemem. Her ne kadar eşkenar, özür diliyorum, İkizkenar gibi gözükse de öyle bir şey diyemem. Sinüs CBD'yi soruyor bana. CBD. Şu açıya alfa diyelim. Bu açının sinüsünü istiyor bizden. Bu açıya alfa dersek alfa, beta, alfa artı beta, alfa artı beta. Şöyle yapalım. Bakın şimdi. Yarıçap, yarıçap. Burası alfaysa ikizkenar olacağı için ikisi alfa. Burası 2 alfa. Burası 2 alfa ise dikkat edin. Şuraya nokta diyelim. Nokta ile 2 alfanın toplamı ne olmak zorunda? 90. Burası nokta. O zaman şu üçgene göre burası da 2 alfa. Yani ben sinüs alfayı direkt olarak bulamıyorum ama sinüs 2 alfayı görebiliyorum. Sinüs 2 alfa neye eşit arkadaşlar? 12 bölü 13. Peki buradan sinüs alfaya geçiş nasıl yapabilirim? Şunu yapabilirim örneğin. Hatırlayın şu yöntemi. 90 derece. Burası 2 alfa. Özür diliyorum. 12 bölü 13 müydü? Burası 12. Burası 13. Burası 5 oluyor bu durumda. Şöyle 13 birim uzatırsam ve şunları birleştirirsem, dikkat edin 2 alfa ve ikizkenar olduğu için 13 13. Bunlar alfa alfa olacak. Tabi burası 12. Burası 18. Burayı bulmam lazım sinüs alfa için. 12 18 2k 3k oluyor. 6'nın 2 katı, 6'nın 3 katı. O zaman kök 13 olacaktır. Kök 13k olur burası. Yani 6 kök 13. Şimdi sinüs alfa 12 bölü 6 kök 13 olacaktır. Yani 2 bölü kök 13, o da 2 kök 13 bölü 13 olur. Şuradaki olayı anladınız sanırım. 6'nın 2 katı, 6'nın 3 katı. Büyük bir açıda, özür diliyorum, büyük değerlerde Pisagor'u uygulamaktansa ne yapıyorum? Gidiyorum. 2K 3K diyorum. K kök 13 çıkıyor burası. K da 6 idi. 6 kök 13 olacaktır. Güzel bir soru. AB ve CD birbirine paralel. BC'ye dik iki tane doğru parçası. BC'ye dik olan iki tane doğru parçası AB ve CD. Burası 35 derece. Burası 8, burası 12. Tamam.
Aşağıdakilerden hangisi BD uzunluğunu verir? Yani şurayı istiyor benden. Oo. Burayı istiyorsa, burası 90 derece olduğuna göre ben burayı hesaplayayım. Burayı bulduktan sonra Pisagor'dan oraya gelirim. Buraya x diyelim mi? X'i alfa cinsinden bulacağım. Neden? Bakın tanjantlar dolaşıyor. Alfa cinsinden bulacağım. Tanjant 35, 8 bölü x olur. Tanjant 35 eşittir. Karşı kenar bölü komşu kenar 8 bölü x. Buradan x eşittir 8 bölü tanjant 35 olacaktır. 8 bölü tanjant 35. Gelelim buraya. BD uzunluğunu soruyordu. BD'nin karesi 12'nin karesi artı 8 bölü tanjant 35'in karesi olacaktır. Yani BD bunun karekökü. 12'nin karesi artı 8 tan, evet, direkt olarak burada var. 8 bölü tan 35. Ne yapabilirdi? Bir an ondan şüphelendim. 8 bölü tan 35 yerine 8 kot 35 de verebilirdi. Çünkü biliyorsunuz 1 bölü tanjant neye eşit? Kotanjanta eşit. X aşağıdakilerden hangisi olabilir? Güzel bir soru. Öncelikle kosinüsün kök 2 bölü 2 olduğu açıyı bulalım. Kosinüsün kök 2 bölü 2 olduğu açı 45 derecelik açı. Ancak dikkat ederseniz bu negatif olmuş. Kosinüsün eksi kök 2 bölü 2 olduğu açı ya buradadır ya burada. Yani ya ikinci bölgede ya üçüncü bölgede. O zaman şöyle diyelim. 2x artı pi bölü 3. İkinci bölgedeki 45 derecelik açı nasıl gösterilir? Pi bölü 2 artı pi bölü 4 desek doğru olur herhalde, değil mi? Yani 90 artı 45, 2, 3 pi bölü 4. Tabii artı 2 k pi var. Yani bunun 360 fazlaları veya eksikleri de kabuldür. Bunu bu tarafa atalım. 2x eşittir 3 pi bölü 4 eksi pi bölü 3 artı 2 k pi. 2x eşittir. Bunu 3 de bunu 4 de çarparsak 9, 4 çıkar, 5 pi bölü 12 artı 2 k pi. Ve son olarak her tarafı 2'ye bölersek x eşittir 5 pi bölü 24 artı k pi. Yani k'ya 0 verirsem cevap 5 pi bölü 24. K'ya 1 verirsem cevap 29 pi bölü 24 ve bunun artıları eksileri devam edecek. Burada zaten 5 pi bölü 24'ü cevap şıklarına koymuş. K'ya 0 verdiğimize. Ha bu arada bunlardan birisi çıkmayabilir dedi. O zaman 3. bölgedeki durumu inceleyecektik. Onu da şöyle incelemenizde fayda var. 2x artı pi bölü 3. 180 artı pi bölü 4 derseniz eğer. Yani pi artı pi bölü 4. 5 pi bölü 4 artı 2 k pi ile yolunuza devam edebilirdiniz. Evet. Tanjant x artı kotanjant x eşittir 5 bölü 2 denkleminin 0, 2 pi aralığında kaç tane kökü vardır? Arkadaşlar tanjant ve kotanjant denklem çözmelerde soruluyorsa hemen aklınıza getirmeniz gereken şey. Bunlar birbirinin zıttı. Yani kotanjant x yerine 1 bölü tanjant x ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Şunu silip 1 bölü tanjant x diyelim. Tanjant x artı 1 bölü tanjant x. Payda eşitlersek tanjant x'e çarpalım. Tan kare x artı 1 bölü tanjant x eşittir 5 bölü 2. Şimdi de içler dışlar çarpımı yapalım. 2 tane tan kare x artı 2 eşittir 5 tane tanjant x. Bu tarafa gönder. 2 tane tan kare x eksi 5 tanjant x artı 2 eşittir 0. 2 tane tanjant x, tanjant x. Eksi 2, eksi 1 desek. Eksi 4, eksi 1, eksi 5. Toplamları bunu verecek. O zaman şöyle çarpanlarını ayıracağım. Yani 2 tane tanjant x eksi 1 çarpı tanjant x eksi 2 eşittir 0. Tabii bazıları şöyle, ben karşılıklı çarpıp topladım, ortadakini veriyor. Bazıları çapraz çarpıp topluyor. Üzülüyorum, ortadakini veriyor. O zaman da taraf tarafa parantez alıyor. İkisi de aynı şeyi söyleyelim. Buradan tanjant x 1 bölü 2 çıkacak. Buradan tanjant x 2 çıkacak. Şimdi birim çemberde tanjant x 0'dan eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar değer alabilir. 1 bölü 2 değerini aldığı yer bir birinci bölgede vardır, bir üçüncü bölgede. Hangi değerdir buna emin değilim. Ama 0'dan artı sonsuza kadar gidiyor bu aralıkta. Birinci bölgeden bahsediyorum.
Ya da üçüncü bölgede gene sıfırdan artı sonsuza kadar ne yapıyor? Gidiyor. Bu ikisinde de birer tane 1 bölü 2 yapacak. Dolayısıyla iki tane değer burada var. Tanjant x'in 2 olduğu değerde 45 dereceden daha büyük bir açı. Ama burada da burada da gene her iki bölgede de var. Dolayısıyla bu aralıkta 4 tane kökü vardır diyebiliriz. Evet, nihayet hangi konuyu bitirmiş olduk? Trigonometriyi bitirmiş olduk. Ama geometri bitti mi? Hayır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.